Merhaba, ben Gamze Elvan, Nuray Mert ile soru cevaptasınız. Normal şartlarda bu yayını Gökçe Çiçek Kösedağ ile birlikte Nuray hocamız yapıyordu. Ancak Gökçe Çiçek Kösedağ çok yakın bir zamanda Medyaskop'a veda etti. Ablam, yol arkadaşım, dostum Gökçe'den bu yayın bana kaldığı için çok sevinçliyim. Gökçe'ye de bir kez daha teşekkür ederek Nuray hocama hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Ben de size hoş geldin diyorum. Evet, Gökçe ama gayet memnun bir şekilde, Evet. yani kariyerinde başka bir aşamaya başlamak üzere ayrıldı. Senle devam etmek de benim için de gayet keyifli olacak eminim. Çok teşekkür ederim hocam, benim için de öyle. Hocam, bugünkü konuşacağımız konularda DEM Parti'nin Başak Demirtaş'a aday gösterme ya da göstermeme süreci ve Türkiye İşçi Partisi'nin Gökhan Zan'ı aday Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden aday göstermesini konuşalım demiştik. Öncelikle Başak Demirtaş'ın adaylık meselesini sormak istiyorum size. Çünkü ortak akılla aday olmayacağını açıklamıştı. Bunun tabandaki yansıması ne oldu? Sizce bu tartışmalar nereye doğru evrildi? Nasıl gözlemlediniz? Tabandaki derken Kürt seçmen açısından mı Evet, diyorsunuz, yoksa genel olarak muhalefet açısından mı? daha çok Kürt seçmen açısından söylüyorum çünkü Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni aslında aday gösterildi. Şimdi İstanbul'dan daha çok şey tartışması oldu. Başak Demirtaş'ın gücü aynı şekilde Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni karşılayabilir mi gibi bir tartışmalar da oldu aslında. Buna nazaran Kürt seçmenin neler yapabileceğini, nasıl bir yönde ilerleyebileceğini, kimden yana oy kullanabileceğini de merak ederek sormak istedim. Evet, tabii Kürt seçmen konusunda ben uzman, çok böyle o seçmeni iyi ölçen, tartı bilen biri değilim. Ama en az benim kadar uzak olan herkes bol keseden yorum yapıyor gördüğüm kadarıyla. Ve bu yorumlar da aşağı yukarı söylenen, sen de biraz önce söylediğin, yani Başak Demirtaş'ın aslında çok güçlü bir aday olduğu. Ve de işte onun üzerine spekülasyonlar yapıyor. Ben ondan emin değilim, yani hem Kürt seçmeni nabzını tutan birisi olmadığım için masa başından bakan diğer masa başından bakanlar gibi baktığımda ise yani bunu daha test edilmemiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla önceden karar verildi. Yani Başak Demirtaş olursa çok daha güçlü olacak. Şimdi bu varsayım neye dayandırılır? Yani çok böyle herhalde kamuoyu araştırmaları falan ben görmedim. Yani öyle bir Kürt seçmen arasındaki duygu nedir veya tepki nedir bu konuda? Öyle bir kamuoyu araştırması, bir yoklama falan da görmedim. Daha ziyade böyle bir bu bir spekülasyon oldu. O da daha ziyade Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş olan sempati, onun işte Kürt seçmen birinci halkasının dışında ikinci bir halkayı da HDP'ye, işte eski HDP'ye katmış olması dolayısıyla. Ama şartlar değişti. Yani Kürt seçmen, yani sadık seçmeni diyelim, partinin sadık seçmenleri, ki o da sadık, sabit olmak durumunda değil. Onu her seçimde görüyoruz, yani ne aşamada ne oranda seçmeni. Ama onun dışında, yani sabit, işte sadık seçmen diyebileceğimiz bir kitle varsa, onun dışındaki seçmen işte genel muhalif seçmen idi ve Selahattin Demirtaş kişisel karizması, işte pırıltısı, söylemi dolayısıyla bunun üzerine, o sabit seçmen üzerine oy katmış idi. Ama şunu unutmayalım ki o çok tartışmalı olan iş. Yani seni başkan yaptırmayacağız söyleme etrafında bunlar oldu. Dolayısıyla seni başkan yaptırmayacağız, evet işte Kürt siyaseti içerisinde tartışıldı. Yani bu yüzden iktidarın işte gazabına uğradık. İşte barış süreci yarattığı olumlu hava bu, sana başkan yaptırmayacağız da iyice alt üst oldu falan diye tartışıldı. Ama diğer taraftan da onun muhalif seçmeni, yani sürekli olarak HDP'ye ve Kürt siyasetinin partilerine, temsilcisi olan partilere oy vermeyen seçmen açısından da bir katkısı oldu. Şimdi bunu hesaba katmak lazım. Yani Demirtaş faktörünü
dikkate alırken bunun da önemli bir faktör olduğunu düşünmek lazım. Şimdi böyle bir durum, böyle bir ortamda olmayan, geçmeyen bir seçimde ne kadar HDP ve şimdiki DEM, yani o sadık seçmeninin ötesine ulaşır, fevkalade spekülasyona açık bir konu. Ve bana sorarsanız doğrusu kendi seçmeninin dışındaki seçmeni bu şartlar altında cezbedecek, işte oylarını alacak bir tablo ortada yok. Yani Demirtaş'la veya değil, Başak Demirtaş'la veya başkasıyla. Dolayısıyla bu Başak Demirtaş'ın çıkarılmış olması, aday olarak çıkarılmış olması veya işte aday kendini aday olarak şey yapması, o ortaya çıkması, konuşulması, yani biraz da bunları dikkate alarak düşünülmeli. Ben doğrusu dediğim gibi Başak Demirtaş'ta veya Başak Demirtaş'sız DEM Parti'nin oylarının fevkalade ölçüde çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Öbür durumda ne vardı? Yani Başak Demirtaş'lı tabloda Demirtaş'ı yıpratan söylentiler çıktı. Yani bu işte eşi üzerinden pazarlık yapıyor filan diye. Dolayısıyla bu bir gölge oluşturuyordu ve bu da bir rahatsızlık oluşturmuştur mutlaka. Yani Demirtaş çifti içinde, parti içinde. İşte AK Parti ile pazarlık yapılıyor filan diye. Ve Demirtaş'ın şahsı ve ailevi meselesi filan haline getirilmişti. O bakımdan başka bir güçlü adayın çıkarılması daha anlamlı, anlaşılır bir şey. Ama bunun ardında işte bu DEM Parti ile danışılarak mı yapıldı? Yoksa Demirtaş fazladan inisiyatif mi aldı da böyle bir girişimde bulundu? Bu soru daha henüz belli değil, bunun cevabı. Ama bana bakarsanız genel seçim yorumları açısından bu çok da önemli değil. Yani partinin içerisinde, Kürt siyasetinin içerisindeki dengeler üzerine konuşmuyorsak, şahıslar üzerine konuşmuyorsak, bu fevkalade de etkilemiyor. Asıl önemlisi bu önümüzdeki yerel seçimlerde DEM Parti'nin bunun izleyeceği strateji, bunun sonuçları neler olabilir, neler olamaz. O yüzden de yani gerçi Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada işte şey yapmış, yani aşağı yukarı bunu söylemiş. Yani bu çok kişiselleştirildi. Böyle bir ortamın, tablonun ortaya çıkarılmasını istemediğimiz için başka bir adaya, yani ben de biz de partide başka bir adaya, başka bir güçlü adaya karar ver demiş. Bu yeterli bir şey. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani dediğim gibi çok çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Düşünenler var anladığım kadarıyla ve Kürt siyasetini iyi takip ettiğini, takip eden, içinde olan, mesela bir yorumcudan şuraya not almışım. Çünkü ilgimi çekti. Şöyle bir ifade kullanmış. Başak Demirtaş olsaydı AKP tereyağdan kıl çeker gibi seçimi kazanacaktı. Ama Demirtaş ve DEM buna müsaade etmeyeceklerini gösterdiler. Ha, bakın bu ayrı bir yorum. Yani bu birinci, dediğim gibi hani dışarıdan spekülasyon yapanlar da içeriden böyle düşünenlerin de varsayımı üzerine kurulu. Yani Başak Demirtaş olduğunda bu çok daha güçlü bir aday ve dediğimiz gibi DEM Parti'nin, daha önceki HDP'nin, yani Kürt siyasetinin temsilcisi olan partilerin dar çeperinin ötesinde seçmeni cezbedeceği varsayım üzerine kurulu bir şey. Dediğim gibi ben bu konuda zaten pek bu gözlemlerim bu yönde değil. Meral Danış Beştaş güçlü bir aday. Ve dolayısıyla çok böyle büyük bir fark olacağına, yani bir kişilik farkı, Demirtaş ailesini temsil eden biriyle partinin güçlü bir ismi arasında fark olacağını düşünmüyorum. Yani çok çok düşük profilli biri olsaydı, o zaman acaba, yani evet, seçmen açısından etkisi ne olur diye spekülasyon yapabilirdik. Ama dediğim gibi ben her durumda zaten
Hele de güçlü bir aday karşısına çıktı. Şimdi çıktı. Güçlü bir aday demden aday olarak gösterildiği için yani aşağı yukarı partinin alacağı sadık seçmeninin oyunu alacağını düşünüyorum. Burada oynama olursa o zaman deriz ki DEM Parti'nin işte kendi tabanıyla sorunu var. Yok değilse kendini konsolide ediyor, devam ediyor. Ama ben bunun bir puan ötesinde bir oy potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Türkiye çok gergin bir ortamda. Doğru olmayabilir. Bu bir yerel seçim. Niye işte bunu bir genel seçim gibi düşünüyoruz? Bu itiraz olabilir. Fakat bunun bir karşılığı yok artık Türkiye'de. Çünkü yani muhalefetin de yani bir sürü eleştirilecek tarafı var. Ama toplumsal kutuplaşma açısından şöyle bir tablo var. Yani bu belediye seçimleri artık yine bir kez daha belediye seçimi falan değil. AK Partisi iktidarına ve rejimine aslında karşı bir itiraz sesi, bir alternatif, bir daha doğrusu güç gösterisi olarak pek çok seçmen tarafından görülüyor. Muhafazakar yani daha önceki genel seçimdeki bu altılı masa çevresi için bu durum ne kadar böyledir, ne kadar değişmiştir onu bilemiyorum. Ama CHP seçmeni artı işte birinci sorunu olarak AK Partisi iktidarını ve mevcut rejimi görenler açısından bu iş böyle. Dolayısıyla o çevreden DEM Parti'ye oy gideceğini sanmıyorum. Doğrusu. Yani işte üçüncü yol, Kürtler kendi açılarından yeni bir barış süreci başlatmak üzere böyle bir yöntem benimsemiş durumdalar belli ki. Orada yani şeyi söyleyebiliriz belki. Üçüncü yolla ilgili söylemişken Selahattin Demirtaş'ın aynı açıklamasında Kürt sorununun çözümü için DEM Parti'nin AKP ile görüşmesi gerektiğini, CHP ile çok sık daha görüşmesi gerektiğini, hiç kimseden icazet alınmaması gerektiğini söyleyerek bu sorunun çözülmesi için adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Şimdi Selahattin Şimdi, Demir... Hı. pardon kestim. Hiç Bir daha. önemli değil hocam. Yani şeyi Devam. soracaktım aslında. Hem benzer açıklamaları hem Leyla Zana da yaptı, Ahmet Türk de yaptı. Hatta akil insanlar da o dönemlerde bulunanlardan biri de Kadir İnanır'dı. O bile söyledi, barış için önde giderim dedi. Tekrardan çözüm sürecine göz mü kırpılmaya çalışılıyor diye akıllarda soru işareti kaldı açıkçası. Vallahi tekrar bir çözüm süreci söz konusu olacaksa gözde kırpılmalı, kucak da açılmalı. Yani keşke öyle bir şey olsa. Ama bir kere kaldığım yerden devam edeyim. Üçüncü yol diye bir şey artık çizmeye çalıştığım tablo var ya, o tablo içerisinde bir üçüncü yol yok artık. Bunu tüm taraflar için yok. Şöyle ki yani ideali o. Tabii yani bir memleketin önemli bir sorunu. Demokratik'in demokratikleşmesi açısından önemli bir başlık. Önemli bir alan. İlkesel açıdan tabii Kürt meselesinin çözümü açısından ve Türkiye'nin demokratikleşmesi tabii söz konusu. Yani o çerçevede bütün partilerle görüşmek, katkı almak, irtibat içerisinde olmak doğru bir şey. Ama mevcut gerçekler karşısında bunun bir fazla bir karşılığı yok. Gerçeklerden kastettiğim de şu, mevcut iktidar partisi ana muhalefet partisini bir siyasetin bir boyutu olarak, bir aktörü olarak kabul etmiyor ki. Yani düşmanlaştırma, işte terörle özdeşleştirme, başka açılardan da tam bir düşman ilan etme ve hiçbir irtibatının olmayacağı, olmaması gerektiği üzerine bir siyaset strateji izliyor. Nitekim işte dışarıdan destekçisi Devlet Bahçeli, MHP'de bunu iyice böyle altını çizmiş oluyorlar. Böyle bir tablo içerisinde Türkiye'nin bütün partileriyle birlikte ortak veya işte çeşitli katkıları bir araya getirerek bir çözüm süreci olmayacağı çok açık. Yani dediğim gibi kitabi olarak evet herkesle görüşmesi Kürtlerin Kürt siyaseti açısından çözüm açısından önemli. Ama bunun şartları yok.
O durumda şu mantık yürütülmüş belli ki, o da anlaşılır bir şey. Yani ne oldu? Muhalefet belli ki Türkiye'de siyasi, güçlü bir siyasi aktör olamıyor. Son seçimler ortada. Onun ötesinde de zaten tarumar oldu. Dolayısıyla hiçbir siyasi gücü olmayan bir tarafla Kürt meselesinin çözülmesi, yani görüşme, işte diyalog açısından evet, ama onun ötesinde bir şey yok. Dolayısıyla bu iş olursa olsun, daha öteden beri dönülüp gelinen nokta bu. Bir kez daha buraya gelin. Yani olacaksa AK Partisi ile olacak, olacaksa daha doğrusu Erdoğan'la olacak bu iş. Çünkü siyasetin bir gerçeği var. Yani bir şeyi oldurmak gücü yoksa bir siyasi aktörün. Ve diğerleri de tabii yani onunla birlikte davranacak olanlar da buna göre pozisyonlarını alıyorlar. Kürt siyasette böyle bir pozisyon almış çok belli ki. Yani fakat burada tek sorun tabii hani bir muhalefet partisi kendini işte mevcut rejimin otoriterliğinden şikayet eden ve bunu eleştiren, bunun karşısına konumlayan bir partinin şimdi bu noktaya geldiği zaman tabii bunu dillendirmesi biraz zor oluyor. Dolayısıyla da işte mevcudan mecburen tevil ediliyor. Yani işte üçüncü yol diye, yok iki partilerin de metrince mesafe uzağında olunacak diye. İki partinin yeterince uzağında bir yer yok. Yani o dediğim gibi sadece kemik seçmeninle beraber yürütülen şey, ama demokrasi mücadelesi böyle bir şey değil. Ona bir şey katmak lazım. Ve burada da seçim yapmak lazım. Yani ya muhalefetle veya ana muhalefet partisiyle şu an itibariyle. Çünkü diğerleri zaten milliyetçi, yani o bakımdan şeyden iktidar partisinden çok da farklı açılımları olan partiler değil. Milliyetçi muhafazakar partiler, bir Saadet Partisi bu konuda altılı masa esnasında daha yumuşak bir söylem belirlemiş. Gelecek Partisi de öyle, ama gelinen noktada yani herkes yollarını ayırdı. Kürt meselesi konusunda da çıkışlı bir başka bir muhalif aktör yok. Bu şartlar altında iktidarla iş yapılacak demektir. O zaman da demin dediğim gibi, ya hani bu şey iktidar otoriter bir rejimde yatmıştı. Dediğim gibi pragmatik olarak bunu anlamak çok doğal. Yani siyaset böyle bir şey. Güçlüyle beraber şimdi bir tekrar onu denememiz lazım. Ama bunu söylemesi zor. Yani Kürt siyasetiyle ilgili hani belki de çok böyle hani tartışma konusu olan şeylerden veya huzursuzluk veya böyle çeşitli söylentilerin, çok bol miktarda söylentinin çıkması, pazarlık yaptılar, yapmadılar. Söylemin çıkmasının nedeni bu. Bu gerçeği açıkça Kürt siyaseti ifade etmiyor, edemiyor. O yüzden de kimisi tevil etmeye çalışıyor. İşte Kürt siyaseti ne yaparsa onun haklı olduğunu bir şekilde teorize eden kalemler tarafından veya kendi söylemleri tarafından. Yani bu tevil ediliyor. İşte daha yumuşak bir dile dökülmeye çalışılıyor. İşte üçüncü yol falan gibi. Ortada üçüncü yol yok. Ve Kürt siyasetinin tercihi de anlaşılır bir tercih. Ama dediğim gibi bunu hem yani hem muhalif olayım, hem bu demokrasiden bahsedeyim, hem mevcut rejimi antidemokratik olduğunu ve Türkiye'yi daha da otoriter bir yere taşıdığını söyleyeyim, hem de o rejimi kuran ve onu yöneten güçle Kürtler adına siyaset yapayım demek çok anlamlı değil. Yani seçim yapmak zorunda siyasi aktörler. Bu seçimleri de izah etmesi zor olunca tevil yolu oluyor veya aşırı tepki karşı taraftan da bu sefer bu kadar tevil edilince, ya boş versenize siz AK Parti ile düpedüz aslında pazarlık yapıyorsunuz deniliyor. Yani bu yalan değil, ama siyasi aktörler ya şimdi herkes de muhalefet etmek durumunda değil, ana muhalefet partisine destek vermek zorunda değil.
Ama bunun ötesinde yani ortaya çıkan tabloda dediğim gibi izah edilmesi, hani hala demokrasiden bahsedilen yani demokrasi Türkiye'de vardı da yok oldu falan değil de daha kötü bir noktaya getiren bir siyasi aktörle ne yapılacağını ben de çok merak ediyorum. Bu barış sürecinde de söz konusu oldu ki o dönem yani benim de desteklediğim ileri bir adımdı. Ama o barış süreci esnasında da çok tartışıldı bu. Yani bir yandan iktidarın otoriter bir zihniyetle Kürt meselesi nereye kadar? Kürtler bazısı açıkça diyordu ki valla biz kendi meselemizin çözümünü ne bakarız? Gerisi Türkler de çok demokrasi istiyorlarsa veya işte Kürtlerin dışındakiler, yani etnisiteden bahsetmiyorum, kendileri mücadeleleri versinler. Bunlar çok konuşuldu, tartışıldı. Öyle düşünüyor olabilirler ama benim gene benim de mantığım şunu almıyor. Yani Kürtler nasıl bir çözüm süreci yürütülecek iktidar partisiyle ki bu kadar otoriter bir zihniyete ve siyasete sahip bir parti Kürtlere demokrasi verecek. Bu bir muamma. Yani bazı Kürt bölgelerinde, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bazı şeylerin yumuşaması söz konusu olabilir. Nitekim zaten aşağı yukarı beklenenler de onlar. Kayyum siyasetine son verilmesi. İşte siyasi alt ve de işte bu siyasi altın bir adım ötesinde de Öcalan'ın koşullarını değiştirmesi, onun iletişiminin sağlanması. Bu da biraz kaybedilen eşeğin yeniden bulunması, yani buna üçüncü yol denmez de kaybedilen eşeğin tekrar bulunması, çünkü çok geriye salınıyor. Yani o da bir gerçek. Kürt meselesi konusunda yani iktidar barış sürecini başlattı, bir noktaya geldi, ondan sonra tamamıyla tersine savrulduğu için bu sadece Kürtler için değil, hepimiz için geçerli. Ya yani başka alanlarda da öyle. Şu anda demokrasi, hak, hukuk filan adına söylediğimiz her şey aslında kaybettiğimiz şeyi tekrar bulmaktan ibaret. Yani bir adım ötesi değil. Yani bu da Türkiye'ye ilişkin trajik bir durum tabii. Ben böyle görüyorum yani. Hocam bir de bu hafta konuştuğumuz başka konulardan birisi de Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği isim Gökhan Zan oldu. Şimdi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi mevcut Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ı aday göstermişti. Çok büyük tepkilerle karşılandı Lütfi Savaş'ın adaylık meselesi ki nitekim hala çekilmesini isteyen çok büyük bir toplum var. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi de bu adaya Lütfi Savaş'a oy vermek zorunda değilsiniz diyerek Gökhan Zan'ı aday gösterdi. Gökhan Zan da 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından çok daha fazla öne çıkan, halkı sahiplenen, Hatay halkını sahiplenen, bilinen bir isim haline gelmişti. Şimdi bu tartışmalar ışığında Türkiye İşçi Partisi'nin Gökhan Zan'ı çıkarmasının ardından çok büyük tepkiler de aslında çıktı. Bir yandan savunanlar oldu ama mesela parti içerisinde Türkiye İşçi Partisi'nde Tarsus İlçe Örgütü istifa etti. Sebep de şuydu, parti politikası haline geldi. Bu popülist hareketler diyerek istifa etti. Şimdi aslında şunu sormak istiyorum. Türkiye İşçi Partisi'ne getirilen eleştiriler sizce haklı eleştiriler mi? Çünkü Türkiye İşçi Partisi'nin nihayetinde solcu bir parti ve eleştiriler de onların popülist olarak şu anda hareket ediyor olmasıyla ilgili. Vallahi galiba zamanımız az kaldı Hiç zaten. sorun yok hocam, istediğiniz gibi Çok devam çok edebilirsiniz. uzatmayayım, uzatmamayı da tercih ederim. Peki. Yani çok olumsuz şeyler söylemek istemiyorum. Hak ettikleri kadar olumsuz şeyler söylemek istemiyorum doğrusu. Hani zaten sol siyasetin olmadığı bir ortamda, dönemde bir de yani mevcut işte benim kendine solcu diyen insanları çok yıpratmamak lazım ama onlar zaten başkasını yıpratmasına ihtiyaç yok, kendilerini yeterince yıpratıyorlar. Bu son yapılan şey yani tartışmaya bile değmez bana sorarsanız. Çünkü hani kitle partileri böyle şeyler yaparlar ama belli bir ideolojisi, meselesi, bir iddiası olan partilere de yani çok dar çerçevede kalmış
bir parti. Hani bu daralmaktan belki hani çok garanti bir yer üzerinden sıyrılmak için bunu yapması. Doğrusu hani popülizm de bir hüsnü tabir haline aldı. Yani hüsnü tabir siz gençler bilmeyebilirsiniz. Yani hani biraz daha zarif bir şekilde söyleme biçimi demektir hüsnü tabir. Yani hak ettiği tabirle değil de biraz daha onu kibarlaştırarak söylemektir. Popülizm de şimdi sol popülizm de öyle bir çerçevede ancak diyebilirim buna. Yoksa bu resmen savrulma, kafa karışıklığı. Zaten İşçi Partisi'nin yani neyi temsil ettiğini ben hala anlamış değilim. Niye anlamadım yani ve ben mi acaba anlamadım bunlar mı anlatamıyorlar dertlerini derken bu tür davranışlar hani niye anlayamadığımızı gösteriyor. Demek ki anlaşılacak çok fazla bir şey yok. Bir uçtan bir uca böyle bir savrulma, bir işte böyle pragmatik davranalım. Yok birdenbire ama çok ideolojik yani böyle kesin baş kaldıran bir itirazın sesi olalım. Tavır eda bu. Yani böyle büyük bir itirazın sesi. Hani ben bıraktım öyle yani Marksizm ideoloji derken onlardan da bahsetmiyorum. Yani sosyalist midirler? Onlardan bahsetmiyorum. Onlar siyaset alanından çoktan çekildi. Yani bu tür kavramlarla irdelemek, tartışmak meseleyi. Ama sonuç itibarıyla ciddi bir itirazın ve işte hani sol tonda bir itirazın haktan, adaletten, eşitlikten diyelim en genel manasını. Şimdi bir itirazın sesi gibi bir uslup yani öyle televizyonda bağırıp çağırmakla hesap soracağız demekle böyle bir uslup benimsemekle böyle bir itirazın temsilcisi arasında o böyle temsilcisi olmak arasında çok büyük bir fark var. Zaten öyle bir büyük bir fark olmasa çok haklı, çok doğru itirazları dile getiren, üst perdeden dile getiren parti biraz daha her şeye oy değildir ama oy da önemli bir iştir. Yani kimleri ikna ettiğiniz, ne kadar insanı ikna ettiğinizle alakalı bir şeydir. Sen ben bizim olandan ibaret bir parti olarak kalmaz. Dediğim gibi bir yandan o, bir yandan böyle bir eda, bence taşınamayacak bir eda ve iddia ve taşınamadığı ortada. Diğer taraftan bir de onun ötesinde bir kafa karışıklığı. Bir uçtan öbürüne. Yani ben İşçi Partisi hakkında bunları söylüyorum. Dışarıdan gözlemlerim. Ama inanın ben bile bu kadar saçma bir iş yapacaklarını tahmin etmedim yani. Yani bu gerçekten artık siyasal savrulmanın doruk noktası. Yani İyi Parti, Gökhan Zan değil mesele. Zaten Gökhan Zan'ın da pek herhangi bir şey hakkında çok fikri olduğu gibi bir izlenim içerisinde değilim yani. Aa bu adam milliyetçiydi arkadaş şimdi nasıl sosyalist oldu falan diyebileceğim bir portre de çizmiyor. Yani depremden evet işte insancıl davranan bir sporcuydu değil mi Gökhan Zan? Evet. Böyle bir spor adamıydı. Adamıymış yani siyasete girmeden önce. Ondan böyle hani tabii yani o şahsı da ciddiye almak lazım ve ona bu soruyu yöneltmek lazım ama ben ciddiye almakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü dediğim gibi herhangi bir konuda bir siyasi görüş ifade etmiş, bir tavır belirlemiş filan, kamuoyu önünde öyle tanınan filan birisi değil. Demek ki o öyle yani siyasete işte şey diye bakıyor. Hani o partide halkıma hizmet ederim veya o partide önemli olan hizmet diye bakıyor. Yine Hüsnü tabirle. Ama asıl tartışılması gereken ki sen çok tartışılıyor diyorsun. Ben sosyal medyada olmadığım için neler söylendiğini bilmiyorum. Sadece bendeki karşılığı bu. Asıl mesele yani sol adına ortaya çıkan, çıktıktan sonra da hiçbir esamesi doğru düz okumayan, okumayan diyeceksin tabii şey olur, gündeme geliyor bir milletvekilinin tutuklu olması. Bu çok hakkaniyetsiz bir şey. Tabii ki çözünürlükteki mevcut koşulları, hak, hukuk meselesinin altını çizen bir mesele. Ama yani bir milletvekilleri bu durumda ve Türkiye'deki mevcut tabloyu bir örneğini teşkil ediyor. Üzücü bir örneğini teşkil ediyor diye o partiye fazladan anlam atfetmenin de lüzumu yok diye düşünüyorum. Ve o yüzden bak konu uzadıkça daha çetrefilli hal alıyor. Bu kadar söylemiş olayım Gamze. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
İlk yayınımızın benim de aynı şekilde mazur görün, heyecanlıydım birazcık. Gökçe'ye tekrar tekrar teşekkür ederek kapatmak istiyorum ben yayını. Çok teşekkür ederim bize aktardıklarınız için. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim tekrar. Sevgili izleyicilerimiz, Nuray Mert'le soru cevaptaydınız. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.